Efendim iyi akşamlar diliyorum. Bugün işleyeceğimiz konu Mustafa Kemal'in İstanbul'a geldikten sonra yani Mondros Ateşkes Anlaşması'nın o zor koşullarda onun bütün direnmesine rağmen imzalanması üzerine İstanbul'a gelmesinden sonraki ilk ayda gelişmiş olan bir takım olaylar ve sonunda da İngilizlerin 21 Nisan'da verdikleri gerçekte olmayan, gerçeği yansıtmayan bir nota üzerine o notanın gereğini yapmak üzere Samsun'a gönderilişi olayına temas edeceğiz. Bir kere şu Samsun'a çıkışın bir gerçek yönünü işleyeceğiz. Ama bunlara geçmeden önce hepinizin çok yakından tanıdığı, Türkiye'nin övünç kaynağı olan Sinan Oktay Hoca'yı bildiğiniz üzere geçen sene kaybettik. Bu yıl onun birinci ölüm yıl dönümü idi. Tüm Öğretim Üyeleri Derneği İstanbul Şubesi bugün onun için bir anma toplantısı yaptılar. Mezarının başında andılar. Ve yönetim kurulu olarak da bugün buradalar. Değerli hocam, gelişiniz için teşekkür ediyorum sizlere. Sinan Hoca için 2-3 dakika konuşmak yetmiyor. Aslında o konuya daha geniş kapsamlı bir fırsat bulup da o konuyu işlemekte büyük yarar var. Ama ne yapalım ki, ne yazık ki vakit çok sınırlı. Yoksa onunla canlı yayın programını en son olarak biz yapmıştık. Ceviz Kabuğu programında. Geçtiğimiz yıl. Yani vefatından birkaç ay öncesinde. Öyle bir sunum zannediyorum. Çok anlamlı olurdu. İnşallah bir fırsat yaratırsak ileride olabilir. Onu saygıyla, sevgiyle, rahmetle anıyoruz. Efendim ben şimdi sizlere iki birbirini takip edecek olan PowerPoint sunum arz edeceğim. Bunlardan bir tanesi daha çok Mustafa Kemal'in Mustafa Kemal Atatürk olarak her şeyden önce bizim dışımızdaki ülkeler diyeceğim ama değil, ülkeler bile değil, ülkeler üstü UNESCO denen bir kurum tarafından 1981'in tüm dünyada Atatürk yılı olarak anılmasına vesile olacak bir olayını aktarmak istiyorum. Ben böyle bir, buna benzer bir konuşmayı gene bu mekanda, bu konuşmaların dışındaki bir toplantıda arz etmiştim ama sizlerle paylaşmakta büyük yarar gördüğüm için tekrarlamak istiyorum. Değerli dostlar, bildiğiniz üzere Mustafa Kemal Paşa, Gazi Mustafa Kemal henüz değil, Gazi Mustafa Kemal Paşa olarak anıldığı dönem İzmir'de görülen tarihte 18 Haziran günü bir suikast yapıldı. Bu suikast kime yapıldı olayını aktarmak için bunun hemen arkasından UNESCO'nun Mustafa Kemal Paşa'ya bakış açısına döneceğim. Biz kimi öldürmeye kalktık? O hangi reformlara henüz adım atamamıştı da hazır oraya gidiyor olduğunu da en yakın arkadaşları dahil, yani komutanlardan bahsediyorum. Onlar dahil bir kesim eski iddiatçılar önünü kesmek adına bu İzmir suikastını düzenlediler. O noktaya mutlak surette bakmakta büyük yarar var. Bu deyişle o zaman yani komutanlar da mı bu olayın içindeydiler? Hiç şüpheniz olmasın. Buna hayır mı dediler duruşmalarda? Hayır, öyle bir şey demediler. Haberiniz var mıydı? Evet vardı. Peki nasıl olur da Mustafa Kemal Paşa gibi bu kadar yakın arkadaşınıza Savcı Necip Bey bunu sordu. Karabekir Paşa'ya. Hiç ihtimal vermedim dedi. Böyle bir şey duyduk ama ciddiye almadık. Bunun Türkçe anlamı yan cebime koy demektir. Dolayısıyla Rauf Bey Türkiye'yi duruşmalardan bir ay önce terk etti. Sonra da Atatürk'ün ölümünden sonra döndü. Buralara çok fazla girmeyeceğim. Bu konuları birçok kitabımda işledim. Televizyon konuşmalarında tekrarladım ama bugünkü konu bu olmadığı için
Ama mutlaka çok ayrıntıda işlenmesi gereken bir olay olduğu için böyle kimseyi itham etmeden doğru dürüst anlatılması gereken, her ayrıntıda anlatılması gereken bir olay olduğu için değiniyorum. Yani ne yazık ki olayın içerisinde onlar da vardı. Ama onlar yapanlara yapmaları için talimat veren ya da yol gösteren, onları sonradan koruyan falan ekip değil. Sadece onlardan icazet almaya gelenlere Karabekir böyle bir şey yapmayın dedi. O kadar. Rauf Bey ise sabahın 5'inde kalkıp olayı duyar duymaz kapı kapı dolaşıp sakın ha böyle bir şeye teşebbüs etmeyin diye elinden geleni yapacaktır. Peki eksikleri ne? Bu olayla ilişkileri ne? Bu olayın Ankara'da yapılacağını biliyorlar. Ankara'da yapılmaması için sakın ha sakın ha olaylarını söylüyorlar bir taraftan. Ama hükümete böyle bir hazırlıklar da var. Siz de hazırlıklı olun. Böyle bir şeyler dönüyor demiyorlar. Mustafa Kemal'in bozulduğu taraf buydu. Bu arkadaşlarının kılına zarar gelmemesi için biliyorsunuz İstiklal Mahkemesi kararları kesin olan bir mahkemedir. Onların kulağını çekmişti bu paşalara. Tabii ki bir şey olmayacaktı. Tutuklu oldukları dönemde de en ufak kötü muamele yapılmadı bunlara. Ama bir şeyi hep onların gözüne sokmaya çalıştı. Yani bir telefon açıp da kapı kapı dolaşacağınıza, yapmayın diyeceğinize hükümete haber veremez miydiniz? Çünkü sonunda yapıldı. Peki nasıl gerçekleşemedi? Atatürk'ü nasıl öldüremediler? O kadar kısa, basit, sıradan bir sebep devreye girdi ki o Atatürk'ün şansıdır, bizim şansımızdır. Gazi'nin büyük şansıdır. En sonlarda olan, en altlarda olan iki kişinin anlaşamaması, biri cinayetlerden sonra katilleri Girit'e kaçıracak olan Gürcü, yani motoru kullanacak olan kişiyle arkadaşı saat konusunda anlaşamıyorlar. Biri randevu yerine 10 dakika geç geliyor, öbürü telaşa düşüyor. Eyvah galiba açığa çıktı. Koşuyor Kazım Dirik'e, İzmir valisi, durumu ihbar ediyor. Etmese, o 10 dakika gerçekleşmemiş olsa, adam zamanında gelse, Mustafa Kemal uçmuştu. Suikast o kadar başarılı hazırlanmıştı ki. Ve bundan subayların, komutan arkadaşların haberi vardı. Acı olan budur. Yapmayın demek yetmez. Bunun önüne ciddi olarak geçmek gerekirdi. Ve sonuç olarak duruşmalar esnasında Savcı Necip Bey'in tavrı çok netti. Bunu hep yüzlerine vurdu. Bu kadar bigane kalamazsınız diye. Fakat dediğim gibi Mustafa Kemal'in bu arkadaşlarıyla ilgili olarak bu anlamda yapacağı bir hesaplaşma falan yok. Onların bir görüş ayrılıkları var. Ama ne onlar gerçek anlamıyla bakarsanız belki Atatürk'ün ölmesi, öldürülmesi falan gibi konuların peşine böyle ısrarla düşecek kişilerdir. Ne de aksi ancak bir noktada çok kesin ayrıldıklarını biliyoruz reformlar konusunda. Ne eksikti henüz? Harf devrimi yoktu. Yapacağı belli miydi? 1928'den beri. 1908'den beri. Türkiye'de bir harf devrine yönelik reform yapılması konusu Sultan Abdülmecit'ten beri konuşulan bir konudur. Osmanlı padişahları 50 yıl boyunca bu devrimi yapabilmek için ellerinden geleni yaptılar. Çağrılan bilim adamları Azerbaycan'dan geldi. Azerbaycan bizden evvel laik düzene geçmişti. Ve Latin harflerine geçmişti. Ama başaramadılar. Başaramadılar ama kurulan komisyonları biliyoruz. Tutulan zabıtları biliyoruz. Alınan notları biliyoruz. Alınan kararları biliyoruz. 30 sene süren çalışmaları biliyoruz. Başarılamamış olmasına rağmen ama çabalar sürdü. Balkan Savaşı'nda baktı ki olmuyor Enver Bey. Enveriye diye bir alfabe çıkarttı. Bir tek şeyi söyledi. Ya neyi beceremiyoruz biz bu konuda? Bu bağlaçları yapamıyoruz birbirine. Çünkü bildiğiniz gibi Osmanlıca, eski Türkçe, Farsça ve Türkçeden oluşan bir dil. 3 gramer var içerisinde. Tek tek ne Türkçe, ne Arapça, ne Farsça. Fakat özü itibariyle, ağırlığı itibariyle Arapça olduğu için Arapçada da sesli harfler konusunda büyük problem olduğu için
Bizde 8 tane sesli harf var. Onlarda 3 tane var. Olmayan 5 harfi çıkarabilmeniz için birkaç harfin birbirine bağlanarak bir kombinasyondan geçmesi gerekiyor. Tıpkı SCH'yi yan yana yazıp ŞH demesi gibi Alman'ın. Ya da İngilizlerin de SLH'yi yan yana yazdıktan sonra ancak ŞH sesini çıkarabilmeleri gibi. Bir tek Mustafa Kemal'in dehasıyla biz elde ettiğimiz alfabede tek harf, tek ses olayını yakaladık. Bu da onun zekasıydı. Onlar da bu şeyi nasıl çıkaracaklarını bilemediler, karşılığını bulamadılar. Altına bir nokta koyun ya dedi, yanına harf koymayın. Benim halkım bir tek harfe, bir tek ses çıkararak sahip olsun. Alfabe çok kolay olsun. Dolayısıyla dünyanın çok geri kalmış ülkesinden 10 yaşında çocuğu getirin, Türkçeyi okur. Çünkü bakar, kendi dilinde okur. Eğer Latin harfleriyle dili dönebilen biri ise, harfleri tanıdığı için yan yana okur. Çok kolaydır okumak. Yazmasını bilemeyebilir ama siz eline yazılıyı veriyorsanız okur. İşte bu okumayı beceremediğimiz için Osmanlı reformlara kadar diyoruz ya %3'ü 5'i okuma yazma bilen bir toplum. Sebebi bu. Ve sonra diyoruz ki iyi ama bak o dönemler boyunca basılmış yazılmış binlerce kitap bir anda bir gecede kütüphanede kalmadı mı? Ertesi gün Latin harflerine döndük. Hafızamızı unutmadık mı? Bu padişahların hiçbir tanesi hafızalarımızı acaba unutur muyuz diye düşünmediler bile. Neyin hafızasını unutacaksın? O binlerce dediğin kitaplar içerisinde acaba uzaya gidecek olan yolların nereler olduğunu gösteren, anlatan kitaplar vardı da biz mi onu çeviremedik? Osmanlı zaten bilim dünyasında neredeydi? Ki kaçırdığımız bir şey olsun. Zaten onların tümü ilk fırsatta hemen Türkçeleştirildi, çeviriler yapıldı. Hala devam ediyor. Yani biz çok değerli eserlerimizi olduğu gibi bırakmadık. Bırakmaya da zaten hem böyle kıymetten uzak olamayız, geçmişimize bu kadar ters bakamayız vesaire. Böyle bir şey yapmadık. Ama zaten o %3'ü okur yazar dediğimiz toplumun %3'ü o kitapları okuyamıyordu. Yani bu Latin harflerine geçirdikten sonra Türkiye'deki ortalama %3'ten bahsetmiyoruz. Osmanlı dönemindeki 100 kişiden Osmanlı döneminde o kütüphanelerin önünden geçen 3 kişi ancak o kütüphaneye girip de o kitapları okuyabiliyordu. Neyin hafızasını kaybettik? Hafıza zaten kayıptı, yoktu. Hafıza diye bir şey yoktu. Sonra ama Latin harflerine geçince ne oldu? 1928, 1 Kasım. 27'den 28'den dönüyor. 29'a dönüyor dönmez. 1 milyon kişi ekli, 367 bin kişi okur yazardı Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında. Harf devrimi yapılır yapmaz bir sene sonra buna 1 milyon kişi eklendi. Günümüze kadar olanlardaki gelişmeleri vesaire elbette biliyoruz. Demek ki daha bunu başaramamış ama sık sık Çankaya'da konuşulan bir konu. Bunun önüne geçebilirlerdi. Arkasından kadın hakları. Bunlar bu toplumu kökeninden dinamitleyecek konular gibi geliyordu onlara. Ve İttihatçılara. Bir İslam toplumu olan bu toplum bunu kabullenemez. Dolayısıyla Mustafa Kemal'in tek başına sivrilmesini istemedi arkadaşları. O bakımdan hep beraber Anadolu'ya geçildi de, vatanı kurtarmada omuz omuza verildi de, ama devlet kurulur ya da vatan kurtulursa, kurtulan o vatanın üzerinde kurulacak devleti kim yönetecek konusunda Sakarya Savaşı öncesinden itibaren kavga başladı. Kim başkan olacak? Tepede kim olacak? Bunu o kadar çok net ortaya koydular ki bir kere Erzurum Kongresi'nden itibaren bu tavır ortaya kondu. Hele ordudan da istifa etmiş olduğu için adeta asi bir general konumuna geldiği için sırtında üniformasıyla Erzurum Kongresi'nden salondan içeri girdikten sonra Raif Efendi toplantıyı açtı ve arkasından Mustafa Kemal Paşa'ya söz verilmiş oldu. Yapılacak seçimde o başkan olamasın diye kampanya başladı. İlk kumpas bir gün öncesinden hazırlanmıştı. Onun başkan olmaması isteniyordu. Bunu en çok planlayanların başında Rauf Bey gelir. Korkuları onun 1908'den beri anlattıklarıdır. O kadar devrimci, reform yüreklisi bir insan ki bunları yapmaya kalkarsa bu gökyüzünü tepemize indirirler kaygısı vardır arkadaşlarında.
Bu nedenle onları illa kötü niyetli olarak almayabiliriz ama onlara göre Mustafa Kemal'i mutlaka frenlemek gerek. Kongreye kıyafet olarak üniformayla geldiğini görünce delegelerden biri, Kemal Paşa dedi, sen paşa değilsin. Bu üniformayı çıkart. Çünkü bu üniforma bize tepeden basıyor. Burası bir sivil kongre. Siz Samsun'a çıkmasa idiniz de biz bu kongreyi yapacaktık zaten. Dolayısıyla bu kongrenin o anlamda sizinle ilgisi de yok aslında. Ama buraya böyle asker kıyafetiyle gelirseniz bu bir sivil kongredir. Bu başım bize bir tepeden basma anlamına geliyor. Gelirken yarın sivil gelin dedim. Yüzüne karşı dediler bunu. Buz gibi bir hava oldu tabii ki. Ama kimse düşünemedi ki sırtından çıkartmak zorunda kalabileceği o asker üniformasının yerine giyecek bir sivil elbisesi yoktu. Ertesi gün kongreye gelirken üstündeki kıyafet Erzurum valisi Münir Akkaya'dan alınan ödünç elbisedir. Kongreler boyunca Erzurum'dan İstanbul'a gelene, Ankara'ya gelene kadar bu değişmez. Alınan 2000 lirayla çıktığı Samsun'da o para Tokat'ta bitmiştir. Anası Zübeyde'nin tek tasarrufu 800 lira da Erzurum'da bitmiştir zaten. İstifade ettikleri için açtırlar. Kendisiyle veya karargah istifa ettiği için maaş da yoktur. Karabekir Paşa'nın gönderdiği tayını yemektedirler. İçilen çayın içine koyacak şeker yoktur. Kongre biter, kasada 50 lira kalmıştır. Kongrenin parasını, 250 liralık bir bütçeyi Erzurum halkı ödeyemez de, artık tükenmiştir çünkü Erzurum, Oltu halkı mahalle mahalle kuruş kuruş toplayıp denkleştirirler. Kongre öyle yapılır, kala kala 50 lira kalmıştır. Dolayısıyla Erzurum'da seçilen kongre üyelerini Sivas'a götürecek 3 arabanın benzin parası yoktur. Günlerce zaman kaybedilir bu yüzden. Bu para aranır ama bulunamaz. En son neden Erzurum'da zaman kaybediliyor diye herkes birbirinin suratına bakarken, hatta Erzurum'dan sonra gideceği Sivas'taki kongre için Sivas'a gelmiş olanlar, yani Amasya Genelgesi'ni ilan ederken söylediği, ben Erzurum'a gidiyorum, siz her vilayetten üçer kişiyi Sivas'a gönderin gibi belirlediği konudaki delegeler Sivas'a gelmişlerdir ama Mustafa Kemal yok. Paşam sen gel dedin, geldik, sen yoksun. Bu telgrafa nasıl desen ki, hele arkadaşlar biraz sabrı gösterin, şu arabaların bin benzin parasını bulayım, yarın oradayım. Nasıl desin? Kurtuluş Savaşı'na böyle mi gidilir? İşte Kurtuluş Savaşı böylesine mi ağır şartlar altında olmuştur? Aynen böyle. İngiliz nerededir? Erzurum'da. İngiliz buna göz tanığı mıdır? Hiç kuşkunuz olmasın elbette. Gideceği yer Sivas. Fransız Sivas'ta mıdır? Elbette. Dolayısıyla her şeye tanıktılar. Olayları, kurulan bu devletinin kurtuluşa ve kuruluşa giden o ince uzun yolundaki her sarp kayayı da, keskin virajları da en yakından onlar biliyorlardı. Çünkü her şey onların kontrolü altındaydı. Ve buradan tam bağımsız, egemen bir devletin nasıl doğduğuna onlar tanık olmuşlardı. Aradan yıllar geçti. 1978. UNESCO Paris'te genel kurulunu yapıyordu. Başkanlık divanına bir önerge verildi. 11 ülkenin imzaladığı önerge. Bu önergede deniyordu ki, Türklerin Atatürk'ünün doğumunun 100. yıl dönümü geliyor. 3 sene sonra Atatürk'ün doğumunun 100. yıl dönümü. Hiç şüphe yok ki Türkler o gün için mutlaka çok özel hazırlanıyorlardır. Ama sakın ha, Atatürk gibi bir dehayı, dahi bir lideri 100. yıl dönümünde anmayı sadece Türklere bırakamayız. Çünkü o insanlığın ortak paydasıdır. Hazır UNESCO burada toplantı halindeyiz. Bugün bir karar alalım. Önümüzde 3 yıl var. Bu karar olumlu çıkarsa genel sekreter vasıtasıyla bütün dünyaya iletelim. Her ülke 3 sene boyunca Atatürk çalışsın.
nasıl başardığını bütün dünya görsün. Biz biliyoruz. Ama bütün dünya görsün bunu. Nereden nereye bir toplumu nasıl taşıdığını bütün dünya görsün. Biz onun tanığıyız da dünya tanık değil. Bir de onlar görsün. Dediler. Ve bunu dedikleri resmi belgeyi ben UNESCO'dan getirttim. Şimdi birazdan İngilizcesini, orijinalini göreceksiniz zaten. Ben şimdi çevresini koydum. Ama önce şunu söylemeliyim. Bu önerge verilince okundu. 11 ülkenin imzaladığı bir önerge. Okundu. Arka taraflardan bir el kalktı. Gelen İsveç delegesi. Ben dedi Atatürk'ün önemini, değer, her şeyini biliyorum. Bu önergenin haklı olduğunu da bu yüzden kabul ediyorum ama. Bir. Acele getirmeyelim. Aceleye getirmeyelim. Hemen oylama. Bir kere bir tartışmaya açalım. Biraz zaman alalım bu konuda. Düşünelim. Çünkü neden Atatürk bir o konunun çok iyi açıklamasını yapabiliyor olmamız lazım? Ve neden Türkiye'den başlıyoruz? Eğer UNESCO olarak böyle bir gelenek başlatacaksak neden bu Türkiye'den başlasın ki? Hangi konusunu ele alsak o konuda acaba geçmişten gelen bir takım başka devlet kurucuları, devlet başkanları yok mudur? Akıllara gelen George Washington'du tabii. O da muzaffer bir komutandı. Ana vatanı İngiltere'ye karşı Amerika Birleşik Devletleri'ni kuran bir generaldi. Muzaffer bir komutandı. Ve süpersonik bir devlet kurmuştu. Ama doğumlarında, kendi köyünde bile anılmıyordu. Acaba o böyle gündeme getirilemez miydi? Gibisine İsveç delegesi kendi görüşünü söyledi. Ve dedi, şimdi Atatürk deyip tutarsanız ama ertesinde de bir sene sonra da bir başka delege geldi. Şimdi George Washington mecliste hayır derse, şimdi durup dururken kendi ayağımıza kurşun sıkmış olmaz mıyız? Liderleri böyle derecelendirmek falan, bir sıraya koymak çok doğru bir hareket midir? Benim kaygım bu dedi, oturdu. Bir el daha kaldı. Gelen Sovyetler Birliği delegesi. O daha kürsüye yürürken salonda fısıldaşmalar başlamıştı. Mutlaka Lenin'i ileri sürecek dediler. Kürsüye çıktı. 20. yüzyılda dedi, hiçbir ülke bir Mustafa Kemal çıkaramadı ki böyle bir kaygı da olsun. Kendi ayağımıza kurşun sıkmış olalım. Böyle şeylerin olma şansı yok. Birbirimizi de kandırmayalım. Bu çağa damgasını vuran lider odur. Ve oturdu, oylamaya geçildi. Sonuç İsveç'in de katılmasıyla oy birliğiyle, ayakta alkışlarla gelecek olan 1981 yılının bütün dünyada Atatürk yılı olarak anılmasına karar verildi. Biz o yılları Atatürk 100 yaşında programıyla ülkemizde andık. Aynı dönemde bütün dünya 1981 yılını Atatürk yılı olarak anıyordu. Üniversitelerde olağanüstü çalışmalar yapılıyordu. Yüksek lisans, doktora tezleri, sempozyumlar düzenleniyor, kitaplar basılıyordu. Bugün hakkında en çok kitap, İsa'dan bile daha çok. Kitap yazılan, basılan lider Mustafa Kemal'dir. Ve önergeyi kaleme alan devlet sayısı 11. Birinci sırada kim var? Yunanistan. Asıl önemli olan bunlar. İkinci sıra Sovyetler Birliği. Rusya. Değerli dostlar, biz Birinci Dünya Savaşı'nda Rusya'yı bir kere yendik. Hiçbir yerde geçmez. Azımsanır. Önemsenmez. Oysa Ankara'nın yolunu tıkayan, Rusların Diyarbakır'a girmesine engel olan bir savaştır bu. Kazananı da Mustafa Kemal. Çapakçur Savaşı'ndan bahsediyorum. Çapakçur, yani Muş ve çevresi, Bitlis ve Muş Ruslar tarafından işgal edilmiştir. Çanakkale biter bitmez 1916'nın ocağının daha başındayız. Mustafa Kemal 16. Kolordu Komutanı olarak Edirne'ye gönderilmiştir. Kısa bir zaman sonra Ruslar işte doğuda Van'a girip batıya doğru ilerleyerek Bitlis'e, Muş'a gelip Diyarbakır'ın kapılarına kadar neredeyse dayanmışlardır. Enver derhal Mustafa Kemal'i çağırır. Kemal hemen koşuyorsun. İkinci ordu emrinde Rusları geldikleri yerden atıyorsun. Bu iki yeri kurtarıyorsun. Emir bu kadar basittir. Ama bu olay son derece geniş bir olay. Ve ben bu olayları Bondros'tan İstanbul'a kitabımda Osmanlı'nın nasıl çöküşünü anlattım.
İmparatorluktan 1919 başlangıç Samsun'dan Erzurum'a kitabında da bunun devamını anlattım ama şunu an söylediklerim Monros'tan İstanbul'a kitabında Osmanlı arşiv belgeleriyle beraber vardır. Orada gördükleriniz fiili olarak bizim kendi arşiv belgemizdir. Çapakçur Savaşı'nda Rusları yendi. Sarıkamış'a kadar kovaladı. Ruslar geldikleri yere döndüler. Diyarbakır düşmediyse Mustafa Kemal'in kazandığı bu zafer üzerinedir. Bu zafer üzerine generalliği geldi zaten. Şimdi artık Mustafa Kemal Paşa'dır. Ama bu defa Bağdat düşmüştü. Hadi koş Filistin'e dediler. Dolayısıyla Bitlis'i orada bıraktı. Filistin cephesine geldi. Senede 1917'ye döndü. Bugünlerde en çok anlatılan ve sırf ona küfretmek için bahane arayıp, hakaret etmek için bahaneye sığınmakta olan kimi yazar bozuntusu diyebileceğim belli bir kesim zaman zaman ısrarla hatırlatarak bu devletin güneyden çöktüğünü, Filistin cephesinden çöktüğünü, orada da 7. Ordu komutanı madem Mustafa Kemal Paşa'ydı ki öyleydi, neden Sakarya'dan söz etmeyip onu hep şişiriyoruz da koca bir imparatorluğun battığı Filistin cephesinden hiç söz etmeyiz? Kemalistler bu konuda acaba ne derler diye sorup duruyorlar. Ben bir Atatürkçüyüm işte yanıt veriyorum. Mustafa Kemal orada değildi ki. Nasıl orada değildi? Filistin cephesinde değil miydi? Öyle de bu savaşlar olurken orada değildi. O oraya ateşkesi imzalamamıza bir ay kala gitti. 18 her şey bitmiş. Eylül ayında. Peki sözünü etmiş olduğumuz yerden yani Çapakçur Savaşı'ndan sonra Bitlis'te Halep'e gitti diyoruz. Evet tamam gitti. Bir Yıldırım Orduları grubu kuruldu. Başına Marshal Falkenhayn getirildi. Ricayla getirildi. 5 milyon altınla beraber geldi adam. Ve tıpkı Almanya'daki gibi bir 6. 7. 8. ordulardan kurulan bir Yıldırım Orduları grubu teşkil edildi. 6. ordunun başına Ali İhsan Sabis Paşa, 7. orduya Mustafa Kemal Paşa, 8. orduya bir albay, Alman albay Kretz getirildi. Bu 3 ordunun başına da Falkenhayn Mareşal olarak geçti. Daha ilk günden itibaren Mustafa Kemal Falkenhayn'la çatıştı. Yapılan planlar önüne geldiğinde planları reddetti. Çanakkale'de yaptığı gibi. Aynı şekilde Çanakkale'de de itirazları yapılan planlar üzerineydi ki sonunda gerçekten de Mustafa Kemal ve komutanı Esat Paşa haklı çıktılar. Çanakkale'deki çok kayıp verişimizin çok temel nedeni Liman von Sanders'in ve arkadaşlarının yapmış oldukları anlaşma planların yanlış planlar. Bizim çıkarımıza olmayan. İngilizlerin aleyhine elbette ama Almanların lehine, Türklerin değil, lehine olan planlardır. Bizim onları uzun aylar boyunca oyalamamıza yol açacak tipte bir planlar hazırlanmıştır. Aylar sürdü bu yüzden, 8 ay. Bu yüzden 57 bin şehit verdik. Oysa birkaç günde bitecek bir savaştı o. Deniz Savaşı 6 saatte bitti zaten. Karada da 2 günde biterdi o. Ama neden böyle 8 ay boyunca karşılıklı süngüleşme olayına gidildi? Çünkü olay başlatılırken yanlış başlatıldı. Kıyılar serbest bırakıldı. O için onu yüzden Yahya Çavuşlar işte iki taburla savunurken karşında 10 tümen vardı. Deniyordu ki kıyıları rahat bırakalım, gelip çıksınlar. Yukarıda orduların asıl güçlerini ve asil kadroları yukarıda bulunduralım, karşı taarruzda denize dökelim. Mustafa Kemal dedi ki ben bunun tam tersini yaptım Trablus'ta. Neden kıyıları serbest bırakalım? Ya beklemediğimiz güçte ve sayıda çıkacak olurlarsa, ya karşı taarruzda atamazsak, arkası İstanbul. Böyle bir risk nasıl alınır? Dolayısıyla asıl yapmamız gereken şey onları kıyıdan yukarıya çıkartmalarına engel olacak bir tedbir almaktır derler Esat Paşa'dan önce de. Ama İngiliz'in hedefine 110 bin Liman von Sanders'in hedefine Türklerin karşılarındaki 110 bin İngiliz'i Gelibolu'da meşgul etmesi.
o savaşın bitmemesi, o 110 bin İngiliz'in Avrupa'ya intikal etmemesi, Almanya'nın karşısındaki İngiliz ordularının sayısının az olması. Bir de bu 110 bin kişi girerse başı da belaya girer. Dolayısıyla sen burada süngüleş dur şeklindeki muharebelerdir. Şimdi aynısını burada yapmaya kalktılar. Mustafa Kemal anında, artık generaldi, anında reddetti. Ve Liman von Sanders'e de benim size anlattığımı anlattı. Bunu dedi, orada da yaptınız. Burada yapılması gereken şey bir savunma savaşıdır dedi. Türklere verdiğiniz görev saldırı savaşı. 30 bin kişiyle 110 bin kişinin üzerine taarruz edilmez. Burada bir savunma yapılır. Artı üstelik de savunmayı bırakın ben yapayım dedi. Alman Kres değil. Alman Kres'e verilen bölge maalesef işte Kudüs Mudüs dahil bizim en can alıcı noktalarımızdı. Burayı bırakın bir Türk komutan savunsun demişti. Reddedildi. Bunun üzerine Enver Paşa'ya gönderdiği telgrafta dedi ki ya bir hafta içinde beni görevden al. Çünkü ben bu emri yapmayacağım. Ya Falkenhayn'ı görevden al. Şimdi öyle bir şey talep ediyor ki yapılması mümkün değil. Şimdi bu gidip gelen telgraflar kitabımızda mevcut. Yani arşivler üzerine konuşuyorum. Bir hamaset değil anlattıklarım. Bunun üzerine tuttu bir uyarı mektubu yazdı. Yaveri Hüsrev Geredi'ye verdi. Pardon, Hüsrev Geredi'ye değil. Cevat Abbas Gürel'e verdi. Elden gönderdi İstanbul'a. 4 kopya. Hem padişaha gönderdi, hem Enver'e gönderdi, hem 4. Ordu Komutanı Cemal Paşa'ya verdi. Bir kopyasını da Falkenhayn'a verdi. Ben senin için böyle düşünüyorum dedi. Bu yapılan yanlış dedi. Buradaki 30 bin Mehmet'i kuma gömeriz dedi. Dinlemediler. Ve gömdük. Sonra da türküler yaktık. Giden gelmiyor acep nedendir. Ve ama işte bunun içerisinde onun parmağı yok. O buna göz yumamadı. Ve o zaman dedi ben istifa ediyorum. Enver bunun üzerine istifa ediyorum ve İstanbul'a geliyorum dedi. Yani ordu bunları duyuyor. Bu gidip gelmeler, bu kavgalar duyuluyor. Herkes merak içinde bunun sonu ne olacak? Ve bir ordu başındaki ordu komutanlarının savaş esnasında böylesi itirazları cezasız bırakılamaz normal koşullarda. Ama o kadar kıymetli bir kurmay ki vaz da geçemiyorlar. Ve telgraflar gidip geliyor. Sonunda dedi ki o zaman ben istifa ediyorum. Gelme İstanbul'a dedi en sonunda Enver Bey. Sen dedi Diyarbakır'dan geldin ikinci ordu. Git ikinci ordunun komutanlığına geç. O komutan gelsin ama bu emir yapılacak. Değerli dostlar o komutan geldi. Fevzi Çakmak. Dolayısıyla Filistin düşerken, Gazze düşerken, Kudüs düşerken 7. Ordu komutanı Fevzi Çakmak Paşa'dır. Mustafa Kemal şu bizim komşumuz Pera Palas'tadır. Şu mahalledir yani. Kalktı geldi. Halep'e geldi sivilleriyle Cemal Paşa'ya çıktı. Dedi ki paşa param yok. Dolayısıyla Halep Haydar Paşa tren parası yok cebinde. Bana dedi 2000 altın ver. Şu 3 kısrağı al sat. İleride hesaplaşırız. Ve o para ile gelip Pera Palas'a çıktı. Henüz savaş hala başlamamıştı. Dolayısıyla Mustafa Kemal Filistin cephesindeyken savaş yoktu. Ayrıldı. Ne zaman geldiği, ne zaman hepsi bunların gene Osmanlı arşiv belgeleridir. Yani sıradan şeyleri konuşmuyoruz ki nereden biliyorsunuz denebilsin. Nereden bildiğimi de o belgelere tanıtmamak için de o belgeleri kitaplar içerisinde tabii ki saklıyoruz. Bunu şunun için söylüyorum. Bütün bu olayları Batı biliyor. Şu anlattığım kavgaları dahi biliyor. Çünkü Falkenhayn biliyor. Dolayısıyla onunla ilgili, onun hayatına yönelik Batı'nın bilmediği hiçbir şey yok. Aradan 50 sene değil ne geçerse geçsin. Değil UNESCO nerede toplanıyor olursa olsun onun geçmişte neler ve ne koşullara rağmen neler yaptığını herkes biliyor. Kendi vatanı için nasıl fedakarane bir kanatlarını açmış vatanı yavrusu gibi kucaklar bir ana şefkatiyle bağrına basmış bir lider olduğunu biliyorlar tabii ki. Ve o şekliyle geldiği için ama savaşta çok olumsuz geçtikçe içi adeta etini yiyor gibi seyrediyordu olayları. Ama hiçbir aşamasında bulunmadı. 1917 bitti. Biz de bittik.
yılbaşı esnasında Kudüs düştü. Örneğin. Benim padişahım Osmanlı topraklarını ziyaret etmiş olan, Osmanlı topraklarına 3 defa ziyarette bulunmuş olan Alman İmparatoru 2. Wilhelm'in bu yaptığı ziyaretleri iade edememişti. Çünkü 5. Mehmet Reşat hastaydı. Onun yerine bu ziyareti iade edecek olan kişi Veliaht Vahdettin idi. Vahdettin'i göndermeye karar verdiler. Yanına da orduyu temsilen Mustafa Kemal'i göndermeye. Bu plan Enver'in de demişti ki bize bu emirler, Mustafa Kemal'in beğenmediği bu emirler Berlin'den geliyor. O merkeze gönderelim. Herhalde oradaki komutanlar belki Mustafa Kemal'i ikna edebilirler. Bu kadar kıymetli bir kurmaydan istifade edemiyoruz savaşta. Bari hem iade etmiş oluruz ziyaretleri Vahdettin'le, hem de Kemal'den yararlanırız. El altından bunu sordururlar, derhal kabul eder. Dolayısıyla o Kudüs falan düşerken, tam da o günler üstelik, o kadar acı bir şey ki, Vahdettin de kol kola Berlin'dedir. Berlin'e gitmek üzere yollardadır. Yani o kadar bu savaşların dışındadır demek istiyorum. İlla o esnada Mustafa Kemal'in Anadolu'da olmadığını kanıtlamak için yırtılmaya falan gerek yok. 50 tane örnek ve benzeri kanıtlar var zaten. Kimseyi de illa ikna edeceğiz diye uğraşmada elbette gerek yok. Orada bile 2. Wilhelm'in masasında kendi şereflerine verilen yemekte dahi çenesi durmaz. Bu savaşın kaybedildiğini söyler. Wilhelm müthiş sinirlenmiştir. Yemeği terk eder imparator. Bu bir rezalettir diyerek. Boyuna yanındaki Vahdettin'e şunu sor, şunu sor, şunu sor demektedir çünkü. Vahdettin o soruları sordukça sinirleri artmaktadır imparatorun. Kim ne kadar tatlı, ne kadar ortalıkta güzelmiş gibi gösteriyor olsa da aksini sürekli savunmaktadır. Döner Vahdettin'e, ben der sizi kimin azdırdığını biliyorum. Şimdi tercümana söylüyor bunu. Tercüman çevirecek. Naci Paşa'ya söylüyor. Naci Paşa da söylüyor ama Mustafa Kemal Almanca biliyor. Ama bilmediğini o kadar güzel sakladı ki orada lafları direkt duyuyor. Dolayısıyla Vahdettin'in yanındaki Mustafa Kemal Paşa'ya çok kötü bozulmuştur 2. Wilhelm. Sonunda da yemeği ortasında bunları bırakıp kalkar gider. Rezil olmuşlardır Vahdettin'e göre. O öyle der ama sonra bu fikri değişecektir. Trende dönüyorlar. Vahdettin'e Mustafa Kemal şunu der. Efendim gördüğünüz gibi ısrarla söylüyorum biz bu savaşı kaybediyoruz. Siz İstanbul'a döner dönmez bir ordu komutanlarını üstünüze alın. Şaşırır. Ama vermez der ki. Çünkü o bir rüştiye mezunudur. Ortaokul mezunu. Akciğerin biri sönüktür. Abdülmecit babası gibi. Verem olgusundan ikisi de hastadırlar. Açık değildir bu hastalık ama sakattır. Onun için iyi bir eğitim de alamamıştır. Kendini de yetiştirememiştir vesaire. Abisi Abdülhamit Mülkiye okumuştur. Babası Abdülmecit çünkü o mülkiyeyi Yıldız Sarayı'nın bahçesinin içine kurdu. Mektebi Mülkiye-i Şahane oraya kuruldu ve Abdülhamit o bütün dersleri, o sınıfların hepsini okudu. 33 sene boyunca da öğrendiğini uyguladı. Ama Vahdettin'in böyle bir özelliği de yok. İster misin dedi sana hayatımı bağlayayım ama senden bir şey isterim. Nedir dedi? İstanbul'a döner dönmez bir ordu komutanlarını iste. Bak görüyorsun liman... Alman İmparatoru Wilhelm'in 5 çocuğunun 5'i de orduların başında. Dönüşüyor. Sizler sarayda oturuyorsunuz. Şaşırır Vahdettin. Ama ben bunu beceremem ki. Sen iste, ben desteklerim. Alırız. O kadar emin ki kendinden. Alırız, verirler. Ama kurmay başkanın beni yap. Yani ordunun kurmay başkanı beni yap. Ben yöneteyim orduyu. O dönemlerde kurmay başkanları ağabey rütbesinde. Ama bu, bunun umurunda bile değil. Ordu komutanlığı bana ver demiyor yani. Kendisi bir ordu komutanı. Sen ordu komutanı ol. Komutanı olduğun o ordunun kurmay başkanlığını bana ver. Orduyu ben yönetirim. Şaşırır. Bu hangi ordu? 5. ordu. Nereyi savunuyor? İstanbul der. Ne demek istiyorsun? Paşa. İstanbul bu kadar tehlikede mi? Hiç şaşmayın der. İleriyi o kadar net görüyor ki. Bunu söylerken 1917'nin sonundayız. Savaşın bitmesine 1 yıl var.
Bakın nelere dikkati çekiyor. Ne kurmay sezgisiyle neleri bir yıl öncesinden okuyor ve derhal barış yapmanın yollarını aramalıyız. Bunu Almanya ile müşteriken yapamayız. Çünkü yaptırtmazlar. Ama biz yapmalıyız. Hiç değilse henüz kesin yenilmemiş vaziyetteyken barış masasına oturursak birçok yeri kurtarabiliriz. Pazarlık yaparız. Şunu vereyim, şunu sen de var mı? Şunu ver. Ama yenilerek eğer bir ateşkesi imzalamak zorunda kalırsak koca imparatorluğu elimizden alırlar der. Sonradan gelen sevmiş olayı budur işte. İstanbul'a gidince düşünürüz der. Bu konu bir daha açılmayacaktır. Biz onu orada bırakalım. Ama bu sözünü etmiş olduğum UNESCO'nun, bakın bu kadar zaman sonra sırf 1981 böyle bir liderin adına bütün dünyada ilk kez başlayan bir gelenek olarak da olsa anılsın diye kaleme aldıkları belge, birazdan İngilizce olarak orijinal gelecek. Onu UNESCO'dan getirmiştim. Çevirisini hızla yapartsak, bu 11 ülke imzaladı gönderdi ya, gerekçe yazmışlar belkine. Yani niye Atatürk dedik derken de çünkü dediler, saymaya başladılar. 20. yüzyılda emperyalizme karşı vermiş olan mücadeleyi zafere götüren kişi odur. Bizi yenen o. Bizi o yendi. Dolayısıyla bu aşağılık kompleksimizle ona bunu veriyor falan değiliz. Bizi yenmekle kalmadı ama. Orada durmadı. Peki ne yaptı? Batı savaşla, komutanlıkla, muzaffer generaller, amirallerle ilgiden çok bilimle ilgili, ilimle ilgili, barışla ilgili bir camia. Bugün de öyle olduğunu varsayıyoruz. Dedi ki emperyalizme karşı verilen mücadeleyi başarı götürdü. O bir devlet kurucu. Elbette biliyoruz dünyada çok devlet var. Çünkü bu tartışmalar esnasında ortaya kondu. 200 devlet var, yarısından fazla cumhuriyet. Niye bu cumhuriyeti kurdu diye hemen Atatürk dediler. Cevabı burada yazılı. O bir devlet kurucudur ama bu devletin kuruluş koşulları hiçbir devletin kuruluş koşullarıyla örtüşemez. Kıyaslanamaz dedi UNESCO. Neden, nereden biliyorlar? İşte Erzurum Kongresi'nden biliyorlar. Sivas Kongresi'nden biliyorlar. O kongrelerin hangi koşullarda yapıldığını biliyorlar. O meclisin hangi koşullarda nasıl açıldığını biliyorlar. Ordular kurulurken kendileri işgal halindeydiler. Mustafa Kemal Ankara'ya geldiğinde Ankara İngiliz ve Fransızların işgalindeydi. İngilizler gardaydı, Fransızlar bugünkü, o günkü meclisin bulunduğu yer, Ulus'ta. Mustafa Kemal gelirken o boz palto üzerinde seymenler karşılamış, davul zurna havaya ateş ediliyor. Millet şen çakrak yaşa var ol sesleri. Eski UNESCO binası olan yerde, yani ilk meclisin bahçesinde Fransız binbaşı oturmuş sandalyesini atmış, Mustafa Kemal'in fotoğraflarını çekiyordu. Anılarında da yazıyordu, diyordu ki ne salak millet. Bu boz paltolu adamdan ne medet umuyorlar. Adı Mustafa Kemal Paşa'ymış. Ne olursa olsun arkasına 8 arkadaşını takmış, Sivas'tan geliyormuş. Ne yapacakmış? Henüz tanımıyor Mustafa Kemal'i. Ne yapacakmış? Ve bu millet bu adama nasıl böyle inanır diye not düşüyor. Yıllar sonra anılarını yaparken de yaptığı hatayı yazıyor oraya. Ne yaparmış değil. İşte o bir devlet yaparmış. O devlet de sıradan bir devlet olmazmış UNESCO'ya göre. Bakın nasıl bir devlet olmuş. O bir devlet kurucudur ve bu devletin kuruluş koşulları hiçbir devletin kuruluş koşullarıyla örtüşemez. Bunu koyalım bir tarafa. Kurduğu devlet halk egemenliğine dayanan laik sosyal bir hukuk devletinin niteliğinde bir cumhuriyettir. Bunun cevabı ne var? Yüzlerce cumhuriyet var. Ama halk egemenliğine dayanan bir cumhuriyet yok ortalıkta. Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk halkına layık gördüğü, 1923 yılında layık gördüğü cumhuriyetin içine girdiği kategoride 5 ülkede cumhuriyet vardı. 40'tan fazla cumhuriyet vardı ama. Bütün Afrika cumhuriyetlerden geçirmiyordu. Latin Amerika o günde bugün de, bunların hepsi diktatörlüktü ama. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği de bir cumhuriyetti ama sadece işçi sınıfına dayanıyordu. Libya Halk Cemaliyesi bir cumhuriyetti, bir diktatöre dayanıyordu. Afrika cumhuriyetleri de böyle. Halkın tamamına dayanan, halk egemenliğine dayanan bir cumhuriyet yoktu. İran İslam Cumhuriyeti de cumhuriyetti ama bir dine dayanıyordu. O dinin de tek bir mezhebine dayanıyordu. Öbür mezhepleri reddediyordu. Bugün olduğu gibi.
ama dediler Türkiye Cumhuriyeti'ne o halkın egemenliği deyip de Amasya Genelgesi'nden ilan ettiği şekline sadık kaldı. Sonuna kadar da bunu böyle sürdürdü. Kurduğu devlet halk egemine dayanan demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti. Büyük bir devlet adamı, büyük bir devrimci, büyük bir barış adamı. En çok üzerinde durdukları nokta budur. Tüm yaşamı UNESCO'nun kuruluş amaçlarına tamamen uygun olarak uluslararası ilişkilerin daima barışçıl yollarla çözülmesi yolunda büyük çabayla geçmiştir. Bu aynen böyle olmuştur. Biz Hatay'ı arkamıza Milletler Cemiyeti'ni alarak çözdük. Çok az bilinir. Hep rest çekmelerden bahsederiz. Milletler Cemiyeti Mustafa Kemal haklı diye karar almıştı. Hatay Türklere verilmelidir. Fransa buna rağmen direniyordu. Onu tam yeri gelmişken vakit geçiyor ama olsun çok da bana göre güzel yerler buraları. Hastalıktan kıvranıyor. Savarona da Türk halkına verdiği sözü yerine getiremememinin verdiği sinir başka bir yandan. Ne yapacağını bilemez bir vaziyette ama uzatılan güverteye konmuş olan bir sedyede yatıyor. Telefonun bir ucu Dolmabahçe vasıtasıyla Ankara'da sürekli olarak talimatlar veriyor ve Hatay için adeta yırtınıyor. Ay Temmuz ayı. 1 Haziran'da çıktı. İnanılmaz bir direnişle adeta bir yandan öğürmeler şunlar bunlar. Çünkü hastalık çok kötü seyretti. Onun bütün aşamalarını biliyoruz. Gün gün biliyoruz. Ve 3 Temmuz'u 4 Temmuz'a bağlayan gece. Gece yarısı. Çıldırır gibi oldu. Genel Sekreteri Hasan Rıza Soyak'a dedi ki hemen Ankara'ya bir telgraf çek. Celal Bayar'a. Ve de ki Paris hükümetiyle Ankara hükümeti temas kuracak. Türk ordusu 24 saat sonra Hatay'a girecek. Bu artık Fransa'ya savaş ilan etmek demekti. 19 senedir hayır diyen bir Hatay ve Hatay'a yerleşmiş olan, orayı sömürge olarak kullanmakta olan bir Fransa bir gecede mi pes edecek? Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras ertesi gün istifa etti. Telefonun bir ucunda o, bir ucunda Hasan Rıza Soyak, genel sekreter. Genel sekreter yatta. Paşamın ellerinden öperim dedi Tevfik Rüştü. Selanik'ten mahalle arkadaşı. Askeri doktor olduğu için kışlada beraberler, askerliklerde beraberler. Ama dedi ben görevi bırakıyorum. Hasan Rıza şaşırdı. Çıldırdın mı diyerek. Görmüyor musun? 42 kiloya düştü. Yırtınıyor adeta. Çıldırmış vaziyette Hatay için. Ne tedavi kabul ediyor, ne doktoru yanına yaklaştırıyor. Bir sinir küpü. Böyle bir durumda Atatürk'ü nasıl yalnız bırakırsın? Zaten sorun o ya dedi. Tevfik Rüştü. Zaten o mesele. Ben dedi onun bu kadar senedir emrindeyim. Şimdiye kadar verdiği hiçbir emri yerine getirememezlik yapmadım. Ama şimdi öyle bir şey söylüyor ki gerçekleştirme şansımız sıfır. Bir olsa bu şansı denerim ama sıfır. Hayrola ya Atatürk son derece haklı bir adam ve mantıklı bir adamdır. Nasıl bir talimat verdi de bu kadar sen inanılmaz bir ölçüde moralini falan yitirmiş. Nota vereceğiz dedi Fransa. Ver dedi. Notada 24 saat süre tanıyacağız. 24 saat içerisinde Fransa eğer Atatürk'ün söylediğine uygun olarak hareket etmezse de Türk ordusu Hatay'a girecek. Bak dedi Hasan Bey, sen de ben de tanırız biz bu Atatürk'ü çok iyi tanırız. Tevfik Şükrü Bey, onu tanırız. Böyle diyorsa mutlaka bir hesabı var. Senin benim aklımız ermez onunla. Sen bu emri yerine getir. Onu ikna eder ama şunu ikna edemez. Şükrü Bey'i en çok demoralize eden ama der Hasan Bey bugün günlerden pazar. Yani biz bu notayı pazar günü vereceğiz.
Dolayısıyla notanın süresi 24 saat dolduğunda süre de yani pazartesi günü millet Dışişleri Bakanlığı'na gelip makamına oturduğunda süre zaten dolmuş olacak. Belli ki Mustafa Kemal savaş istiyor. Olayı barışçı çözmek istemiyor. Süresine uymadınız diyor, orduyu sokacak. Bir Dışişleri Bakanı olarak benim görevim savaşa engel olmaktır. Atatürk'ün verdiği bir emri yerine getirememiş, böylece savaşın önlenmesine imkan sağlayamamış bir Dışişleri Bakanı olarak tarihe yazılmaktansa istifayı yeğlerim. Ha bunun üzerine Hasan Rıza, sen bu gerekeni yap der. Muhakkak bir hesabı var. Ankara Dışişleri Bakanlığı kanalıyla gönderilmiş olan çok yetenekli bir büyükelçimiz, Paris Büyükelçimiz Suat Navas, kendisi sekreter gibi masaya oturur. Bütün bakanları çağırır tek tek. Kendisi arar. Bakanlar Paris'te değiller. Pazar günü ne işleri var? Herkes sayfiyede. Tek tek rica eder. Başbakan, Cumhurbaşkanı dahil. Rica ettiği konu budur. Artık Atatürk'ü tutamıyoruz. Allah rızası için ne olur toplanın. Hayır deyin. Böyle bir res çeker. Tevfik Düştü. Dolayısıyla Suat Navas da bu mesajı böyle getir. Toplanın yeter. Bir karar alın. Yok deyin. Çünkü tutamıyoruz. Ama yok derseniz sonucuna da siz katlanırsınız. O bakanlar tek tek toplanır değerli dostlar. Sabaha kadar tartışırlar. Daha gün ışımaz ama sabaha kadar, beşe kadar. Blöf mü yapıyor? Bu kadar sene oyaladık ama daha devam edebilir miyiz? Şöyle mi yapalım, böyle mi? Sabahın beşinde çekilen telgraf. Yarın Türk ordusu Hatay'a girecek. Silahla müdahale etmeyin. Emridir. Benim ordum Hatay'a böyle girdi. Bir gecede. O bir devlet adamıydı. Siyaset adamı değil. Falan Emevi camisinde cuma namazını kılacağız. Falan yerde şunu yapacağız. Hak kızıyorum daha da sinirlendirmeyeyim. Olayı değil ama. Böylesi bir res. Olay duyulur duyulmaz. Bütün Hatay tabii ki büyük bir coşku içerisinde Türk ordusunun Hatay'a girdiğini görür. Şimdi vazifem bitti, beni şimdi taşıyın der. Bu 26 Temmuz. 56 gün kaldı Sabancı'da. 2 ay sonra kaybettik. Dolayısıyla son saniyesine kadar bugünler esnasındaki doktorların girip nabızlarını tutması bunlar tedavi değil. Tedavilerini dahi bir hastane ortamında yapmadı. Bir tek sebebi vardı. Hastaneye yatacak kadar hasta olduğunun bilinmesini istemiyordu. Atatürk'ün kan grubu bilinmez dostlarım, bilinmez. Aldırmadı çünkü. Bu kadar ağır bir hasta, ameliyatlar olacak vesaire. O kadar hakim oldu ki doktorlara. Onu koparamadılar, ona hükmedemediler. Bu değildi konumuz ama bunu şunun için söyledim. İşte bütün bunlar birike birike bir UNESCO gibi bir Birleşmiş Milletler Kurumu'nun ona nedenli saygı duymak durumunda kendilerini hissetmelerine yol açtığının kilometre taşları da bunlar. Bütün bunlar biliniyor. Ve tüm yaşamı dediler barış için geçti. Bu Hatay'ı bile orduyu zorla sokup dövüşerek falan bu bir löftü çünkü. Ama ne yapacağı artık belli olmaz hale gelene kadar Milletler Cemiyeti toplanmış, lehimize kararı vermişti çünkü. Türkiye haklıdır diyerek. Neden Milletler Cemiyeti Türkiye'nin lehinde bu kararı aldı? Çünkü o ana kadar bütün dünya olaylarında işte önce kalkıp Balkan Paktı'nı kurarak Hitler'in karşısına Batı'da Romanya, Yugoslavya, Yunanistan'ı bir pakt içinde bütün sonra Bulgaristan katılacak. Almanya'nın karşısına kültür ve savunma paktı içerisinde Türkiye ile birlikte bir paktta bir araya getirdi. Hiçbir tane lider öbür taraftan ya Batılı biziz. Madem Balkan paktı biz Balkanlıyız sen bize katıl demediler. Aşağılık kompleksine de varmadılar. Onun kurduğu, onun önderliğini yaptığı Balkan paktına katıldılar. Döndü doğuya İran, Irak, Afganistan. Sadabat paktı. İran'ın başkenti Tahran'ın
Saadabad Sarayı'nda yapıldığı için adı Saadabad. Kurucusu Ankara, Türkiye. Öncü lider Mustafa Kemal. Ve bu iki paktı birleştirdiğiniz zaman Balkan ve Saadabad Paktı'nın Romanya, Yugoslavya, Yunanistan, Bulgaristan, Türkiye, İran, Irak, Afganistan. Bu devletlerin arasında bir boşluk yok. Su sızmıyor. Herkes sınırdaş. Öyle bir coğrafya ki NATO'dan büyük. Ve bütün bu devletlerin üzerinden ona danışmadan bir sinek dahi uçmuyor. O yüzden herkes Ankara'da. O hiçbir yere gitmedi ama o fotoğraflar hep oradan doğdu zaten. O yüzden yanındalar, onun görüşlerini alıyorlar vesaire. Ve bunu niye yapıyor? Dünya barışını korumak için. UNESCO niçin kuruldu? Dünya barışını korumak için. Burada ne diyorlar? Tüm yaşamı UNESCO'nun kuruluş amaçlarına tamamen uygun olarak uluslararası ilişkilerin daima barışçıl yollarla çözülmesi yolunda büyük çabayla geçmiştir diyorlar. Bunu onlar söylüyorlar. Ve söyledikleri elbette ki çok doğru. Kurduğu devletin çağdaşlaşması için oluşturduğu ve temeli akılcılığa ve bilime dayanan adına Kemalizm denilen çağdaşlaşma modeli pek çok ülkeye örnek ve umut olmuş bir liderdir dediler. Nitekim bütün Asya, bütün Afrika sömürgeleri Türkiye'yi örnek olarak ayaklandılar. O yaptı, biz de yaparız. Kendisi de aynı şeyi söylüyordu zaten. Sık sık demeçlerinde bunu söylüyordu. Bir gün artık sabah doğmak üzere misafirlerini Çankaya'dan uğurlarken güneş yeni yeni doğuyordu. Arkadaşlarına gösterdi. Şu güneş dedi, nasıl böyle ağır ağır yükseliyorsa, onun yükselişini nasıl hep beraber görüyorsak, Şark'ın da, Asya'nın da, Afrika'nın da, oradaki sömürgelerin de yarın yükselip bağımsızlıklarını alacaklarını ben öyle görüyorum. Onun için Habib Bourguiba'nın cüzdanının içinde de Atatürk'ün resmi vardı. Cemal Nasır'ın da evinde de, iş yerinde, makamında da, masada Atatürk'ün resmi vardı. Dolayısıyla tabii ki örnekti. Ve bütün bu gerekçeler nedeniyle dediler, doğumun 100. yıl dönümünde bütün dünya onu Atatürk yıl olarak ansın. Gerçek olan işte orijinal UNESCO belgesi de budur. Ve tabii benim bütün asıl hedefim buralardan gelmek, fakat asıl süratle nasıl bir gelişme, kendisinin kişi olarak liseden, ortaokullardan itibaren nasıl bir yol izlemiş olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Onun için üzerine durmayacağım ama bazı resimler çok orijinal. Mesela burası Harp Okulu İstanbul, Pangaltı. Mutlaka işte bunların arasında Teğmen olduğu dönem çıktığında, işte hemen arkasından Libya. Neden bu kıyafette? Çünkü kaçak. Adı ne? Mustafa Şerif. Görevi ne? Gazeteci. Savaş muhabiri. Neden kaçak? Çünkü Libya'ya gemilerimizle gidemedik. Neden? Donanma yok. Asker de sevk edemedik. Osmanlı'nın 200 milyon altın borca uzanan o geniş, o inanılmaz borcunun temelinde yatan büyük donanmaydı. Dünyanın ikinci büyük donanmasıydı. Ama Abdülaziz zamanından itibaren Halic'e kilitlenmişti. Bir zeka özürlüsünün padişaha dönüp, padişahım ne yaptın yani? Bu deniz gücü yarın bahriye olarak sana karşı isyan ederse biz seni nasıl koruruz? Gemiler gelip Dolmabahçe'nin önüne durur da topları sana çevirirse Dolmabahçe'ye. Senin kapı kulların bugüne kadar hep kapında öldüler. Sizleri kurtardılar. Geçmiş böyle oldu ama şimdi nasıl yaparız? Yani dedi, kitle dediler. Kitledi. Değerli dostlarım. Fıkra gibi geliyor ama kitledi. Korkusundan Abdülhamit de aynı şeyi sürdürdü daha sonra. Tam bunlara ihtiyacımız var. İşte Balkan Savaşları. İşte adaları niye bıraktık? İnönü'ye olan saldırılar. Lozan'dan niçin peşine düşmedik? Kayıkla mı koruyacaktık o adaları? Nasıl koruyacaktık? Tokat üstüne tokat diyecektik. Karşı tarafa da koz verecektik. Hep alacaktı. Engelleyecek neyimiz vardı ki? Dolayısıyla Libya'ya 3 tane asker, 3. Bir birlik, 11 kişi bir manga gönderemedik. Gemiler büyük adanın önünde bacaları patladı. Mavnalarla çektik gemileri geriye. Bu da dünyanın bütün sefirlerinin önünde oldu. Böyle kahkahayla güler hale geldiler. Bize.
Ama birilerinin gitmesi lazım. İşte bu kıyafetlerle 5-6 yurtsever, vatansever kişi, binbaşı Mustafa Kemal Bey, adı Mustafa Şerif, görevi gazeteci. Binbaşı Enver Bey, binbaşı Ali Fethi Hokyar, binbaşı Celalettin Çetin Kaya, bizim bildiğimiz, sonradan İskan mahkemelerinde de başkanlık yapacak olan Çetin Kaya, Ali Çetin Kaya ve bunun gibi dar bir kadro, subay kadrosu gittiler. Oradaki bedevileri eğittiler. Onlarla İtalya'yı bir sene sokmadılar İtalya'ya. Çünkü İtalya, sonuçta İtalya'yı sokmadılar Libya'ya. Çünkü Trablusgarp benim toprağım. Osmanlı Devleti'nin toprağı. Ama askerimi taşıyamıyorum. O yörenin insanıyla yaptığım bu savunmayı tam bir yıl giremediler. Sonra Balkan Savaşı patladı. Merkez bu değerli komutanlarını çağırmak zorunda kaldı. Dolayısıyla terk ettiler burayı. Kaddafi hep bunu söyledi, başımıza kalktı. Erbakan Hoca gittiğinde de bizi dedi bıraktınız. Keyfinden bırakmadı kimse ama dediği doğruydu. Böylece İtalya orayı işgal etti çünkü. Arkasından Çanakkale, arkasından onun o insancıl yanları vesaire, bunları zaten biliyoruz. Bugünkü konumuz değil ama işte sonuçta onun şunu bilmemizde büyük yarar var. Çanakkale'lerden sonra demin sözünü etmiş olduğum Çapakçur Savaşı'yla gene demin bahsetmiş olduğum Filistin cepheleri falan bitince, özellikle Eylül ayı sona erince, 1918'in Eylül'üne yaklaştığımız zaman, bir defa 18 yılının Temmuz ayına kadar Mustafa Kemal Türkiye'de değil, Karlsbad'da böbreklerinin tedavisiyle meşgul. Türkiye'de bile değil. Kıyamet kopuyor Filistin'de ama o Türkiye'de bile değil. O mağlubiyetler alınırken falan o zaten yurt dışında. 4 Temmuz'da Mehmet Reşat vefat etti. Kardeşi Vahdettin 4 Temmuz ertesi gün kılıç kuşandı. 5 Temmuz'da tahta oturdu. Çağırdılar Mustafa Kemal'i. Öyle geldi. Temmuz Ağustos İstanbul'a geçti. Eylül'e geldik. Vahdettin onu git 7. Ordu'yu al geldi diye gönderdi adeta. Artık ordu diye bir şey kalmamıştı Filistin'de. 20'şer binden oluşması gereken 3 ordunun toplamı 9.000'di. 3'er bine düşmüşlerdi. Yani bir taraftan da Enver yaptı bunu. Bir taraftan da sanki git senin de burnun bir sürtülsün gibisine gitti oraya. Hastaydı hala. O hasta haliyle gitti. Bir tutsak İngiliz yüzbaşının sorgulanmasına kulakla tanık oldu çadırın içerisinde. Adamı götürdükten sonra hemen fırladı yatağından. Anladı ki 19 Eylül gecesi dünyanın her yerinde İngiliz birlikleri her nerede iseler oradan gerek Türklere gerek Almanlara karşı taarruza kalkıyorlar. Hemen telefona sarıldı ve 3. Kolordu Komutanı İsmet Bey, İsmet İnönü. 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat Cebesoy. Bunlara ulaştı ve dedi ki hemen alarm durumuna geçin. Orduyu da haberdar edin. Liman von Sanders Paşa'yı. İngilizler taarruza kalkıyor. Dediğine inanamadı Liman von Sanders. Ama kaçtığı zaman, yani İngiliz süvarisi cepheden 100 kilometre girdi ve çevirdi. Bir ordu esir düştü, bir ordu şehit düştü. Mustafa Kemal 7. ordusunu vuruşa vuruşa Halep üzerinden ancak İskenderun'a çekebildi. Ancak. Ve işte bugün bilmiş olduğumuz Karataş, İskenderun, Andifle, Cilvegözü, Karbeyaz, bugünkü Suriye sınırımızın olduğu yer. Reyhanlı, Kırıkan diye hep geçer. Çekti, İngilizler saldırıyı sürdürdüler. 3 defa püskürttü. O konumda duruldu. O konumda Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandı. İmzalamayın diye yırtındı. Ama padişah yapılacak dedi ve yapıldı olay. Bu kez İşgallerin başlayacağı belliydi. Nitekim işte benim çok önemli iki petrol yatağım bölgeyi Irak'ı savunmakta olan Liman von Sanders Paşa'nın karşısında Ali İhsan Sabis Paşa'ya karşı
İngilizler dayandılar ve şehirlerin teslim edilmesini istediler. Kerkük, Musul. İyi ama bu nasıl olur? Savaş ateş kesilmedi mi deyip karşı çıktı diye Sabit Paşa. Sen onu İstanbul'a sor dedi. Alembi. Sordu. Benim hükümetim şehirleri boşalt dedi. Musul, Kerkük gider. Dahi gider. İşte böyle gitti. Yoksa ateşkes halinde iken bu iki kent Türk askerinin yönetimindeydi. Ateşi kestiğine göre askeri harekatın devam etmemesi lazım. Ama işte bu soruyu sordu diye ona bir tren tahsis ettiler, tutukladılar. Haydarpaşa'ya getirdiler, indi, tutukladılar, Malta'ya sürdüler. İyi ama nasıl olur dedi. Aynı Alembi iki gün sonra geldi İskenderun'a. Karşısında Mustafa Kemal var. Notayı dayadı, boşalt şehri dedi. Girersen ateş ederim diye cevap verdi. O İstanbul'a sormadı bile ne yapayım diye. Dolayısıyla verdiği notalı cevap, işte o da 8 tane gidip gelen telgraf bu kitapta var. Dolayısıyla demek istediğim söylediklerimin hepsi Osmanlı kaynaklarına dayanarak, Cumhuriyet kaynağı değil. Ama bunun tabii önemli bir şeyi, artık hükümet karar vermiş, 30 Ekim'de ateşi kesmiş, tarih 5 Kasım'a gelmiş, bir komutan direniyor. Devlet de diyor ki, ya biz ateşi kestik, biz devlet isem bir general nasıl uymasın? Bu emirleri yerine getirmeye tiynetim müsait değil diye cevap veriyor. Gidip gelen telgraflarda o kadar ağır hükümlerle karşı tarafa hakaret var ki, inanılır gibi değil. Yani demek istiyor ki, siz yaptığınız zaman sizin belli ki tiynetiniz müsait ama ben yapamam onu. Bu bölgeyi ve bu orduyu İngiliz'e teslim etmeyeceğim diyor. Bu emirlerinizi yerine getirmeyeceğim. Bu yaptığımın askerliğe sığmadığını biliyorum diyor. Devam ediyor. Ama ne yapayım ki tiynetim müsait değil diyor. O zaman beni görevden alın diyor. Benim yerime bana izin verin, bırakın. Şehri de orduyu da bir Türk komutanına teslim edeyim. Bunun cevabı, bunun tarihi 8 Kasım. Ateş kesildi, 8 gün olmuş. Güneyde direnen bir general var. Benim bütün komutanlarım İstanbul'dalar. Oradalar teslim oldum. Herkes döndü. Herkes oradalar. Ve hükümet Vahdettin topluluğunda bu adam deli zaten. Çok milliyetçi olduğunu biliyorlardı zaten ama bu kadar da olmaz. Ne yapacaklar? Son gönderdikleri telgrafta Yıldırım orduları grup komutanlığı kaldırılmıştır diye bir telgraf çekiyorlar. Senin artık askerin, maskerin yok. Sen orada çok öttün. Gel bakalım Mustafa şimdi İstanbul'a. Kolunu, kanadını kırıyorlar. İki yaveri vardı. İkisi de görevden alıyorlar. İki arabası vardı. Ona da koyuyorlar. Biniyor trene. 10 Kasım. Geliyor İstanbul'a. 13 Kasım. Çarşamba günü gelir. Cuma günü de Vahdettin huzuruna çıkar. Onlara, ona dile yettiğince Mondros'un çok kötü yanlarını anlatır. Dolayısıyla yapı olarak böyle bir Mustafa Kemal. Şimdi bu yaptıklarının hepsini İngiliz biliyor mu? Biliyor. UNESCO'da da üyesi var mı? Var. İşte elini kaldıranlardan biri de o. Çünkü karar oy birliğiyle çıkıyor. Ve hele Yunanistan'ın böyle bir şeyi kaleme almış olması da bizlere daha ayrıca bir gurur veriyor. Ama Venizelos zaten 1930'da. Neden Nobel Barış Ödülü Mustafa Kemal Atatürk'e verilmelidir diye yazdığı, Nobel'e yazdığı mektup inanılmaz edebi bir eser gibidir. O kadar güzel süslüdür ki. Neden Mustafa Kemal'e Dünya Nobel Barış Ödülü verilsin diye yapılan bir şey bu. İşte onun bu koşullarla Ankara'ya, İstanbul'a gelişi, tam geldiği gün donanmanın İstanbul'a girişi, bunlar kader diyeceğimiz şeyler. Onları üzgün üzgün seyretmek zorunda kalışı. 3 sene evvel yol vermediği donanma şimdi 55 parça, her biri 100 metre, aralarında mesafeler var. Arka arkaya tam 5 kilometre. Donanmanın bir ucu adalarda, bir ucu buralarda, donanma bayraklarını sallaya sallaya İstanbul'a giriyor. O da Haydarpaşa'da. Bunu seyretmek zorunda kalıyor. Geçiş bittikten sonra onu bekleyen Kartal adlı bir İstimbot var, ona biner, Karaköy'e geçer, Perabalaz'a çıkar, Teşuriye çıkar. Bunu yaparken, işte bu geliş esnasında da o istimbot gemiler arasından bir slalom yapar gibi geçiyor
Gemiler çünkü demir atıyorlar. Tam o esnada Averof'un yanından geçiyorlar. Averof çok büyük bir Yunan zırhlısı. Averof'a bakarak Cevat Abbas'ın gözü kayar ona, Averof'u görür, gözünden yaşlar akmaya başlayınca Cevat Abbas'ın baktığı yere bakıp geminin Averof olduğunu görür. Üzülme çocuk der. Anekdotun tamamı şöyledir. Üzülme çocuk. Geldikleri gibi giderler. Cevat Abbas'ın yanıtı. Öyle umuyorum ki paşam, bu size nasip olacak. Onun cevabı. Görelim, bakalım çocuk. Zaman ne gösterecek? Bu şartlarla Karaköy'e gelir. Bu şartlarla Pera Palas'a çıkar. Hiç öyle yenilmişliğin falan, ezikliği mezikliği falan yok. Neden Pera Palas? Asıl önemli olan bu. Çünkü Pera Palas, işgal kuvvetlerinin karargahıdır. Şu otelin iki katı karargahtı. Bütün işgalci komutanlar buradaydılar. Telsizler, telgraf mühendiler orada çalışıp tavrılarla çalışıyor. İki katı da hala işte otel olarak kullanıyordu. Ben buradayım der gibi geldi. Onların gözüne bakar gibi, batar gibi. Burada kaldı. Ve bu esnadaki yaptıkları ancak başka bir konuşmaların konusu olabilir. Ama bunları geçmiş oluyoruz ve sonuçta ama bir fırsat o kadar güzel eline düşer ki İngilizler 21 Nisan günü bir nota vererek güya Karadeniz kıyılarında Samsun çevresinde Türklerin Rumları, Ermenileri kestiği, astığı gibi yalan yanlış iddialarda bulunurlar. Çıkın düzeltin derler. Ya siz çıkın düzeltin, aksi halde biz düzelteceğiz. Böyle bir şeyin doğru olmadığını zaten herkes biliyor. Vahdettin bile biliyor. O zaman muktedir bir komutanı derhal yollayıp İngilizlerin askeri bir müdahalede bulunmasına engel olacak tarzda ve hızda ve süratte hem askere hem sivile lafını geçirerek milletin kafasına böyle balyoz gibi insin diye gönderdiler onu. Kurtuluş savaşı yapsın diye değil. Periş olmuş asker toplanıyor köylerde falan. Ne olacak memleketin hali? Homurtular falan var. Bunlar duyuluyor. Onları dağıtmak. 15. tümen bir türlü tam olarak teris olmuyor. Silah yavaş yavaş teslim ediliyor. Aynı gün alacak ellerinden İstanbul'a getirecek, teslim edecek. Eğer gerçekten böyle bazı Müslüman çeteler falan varsa tepelerini, onları tepeleyecek, dağıtacak. Bunun için ne kadar zamana ihtiyaç olur? 2 ay dedi. Bunu mu yapacağım ben? Evet. Ne kadar paraya lazım gelir? 2000 lira. Bu parayla ve kaç kişi karargahında kendini seçti? 18-20. Savaş yapmaya gitmiyor ki oraya. O 18 kişinin yarısı sivil zaten. Dolayısıyla Çanak onu Samsun'a bir kurtuluş savaşı başlasın diye gönderdi. Yalanına nasıl oluyor da benim ülkemde en az 50 yıldır bu yalan devam ediyor ve bazı gençlerimiz buna takılıyorlar. Buna inanmak dahi mümkün değil. Sebebi Sultan Vahdettin kasasında o para vardı da vermiyor değildi ki. Bu şartlarda nasıl bandırma gemisinin ambarları ağzına kadar altın dolu olur? Çünkü öyle bir iddia var. Olamaz. Çünkü devletin 200 milyon altın borcu varken battı devlet. Abdülhamit döneminde bu 100 milyona indirildi. Çünkü yarısını silin dedi. Bari ödenebilir bir hedef koyun önüme. Bu faiz dedi. Kabul ettiler. Bunu ödediler. Onu da ödeyemem dedi. Peki ne yapacağız? Gelin kurun. Borçlar idaresini. Bizzat siz toplayın vergileri. Görün maddi gücümü. 5'e bölün. Birini bana verin. 4'ünde aranızda bir paylaşın. Yıllara dağıtın. 30 yıl mı? 50 yıl mı? Ne zaman biter bilmem. İşte bunun adı borçlar idaresi. Sene kaç? 20 Aralık 1880. Daha Mustafa Kemal doğmamış. Ama devlet batmış. Ama devlet batmış. Ne İttihat Terakki var. İttihat Terakki'nin kurulmasına 19 yıl var. Ne Enver, ne Cemal, ne Mustafa Kemal bahanesi yok. Ne Mine Etek, ne bak dinden saptık. Bak işte şer'i hükümler uygulanmıyor, ondan bir uğursuzluk var. Hiç bu bahaneler hiç. Bir, her şey yerinde duruyor. Bir yerde padişah, bir yerde Şeyhülislam vesaire. Ama işler iyi gitmiyor. Bütün bunları toplarsak Samsun'a çıkmak için ha dediler o zaman Mustafa Kemal'i gönderelim. 6.30'du, 8.30. 8'de bitireyim. Yarım saat şey bırakalım. 8. Bakayım. Mümkün olduğu kadar
hızlı giderek yapayım. İstanbul'da bulunması herkesi rahatsız ediyor. Hiç şüphe yok. Çünkü Vahdettin'le yaptığı karşılıklı konuşmaların metinleri elimizde. Yani kelime kelimeyle konuştuklarını biliyoruz. Üç ayrı konuşma yaptı. Üçünü de biliyoruz. Ama oradan bir şey çıkmayacağını anlamıştı zaten. Vahdettin de onun ne kadar milliyetçi olduğunu biliyor. İstanbul'da bulunmasının ne kadar tehlikeli olduğunu biliyor. Başımdan bir an evvel gitsin. Samsun'da böyle bir olay çıkınca da en uygun kişi Mustafa Kemal. Bir taraftan askerlerin taparcasına sevdiği bir komutan. Onun emri hemen yerine gidilir. Sivil halkında çok sevdiği bir insan. Tam ama asıl görevi olmayan insan. Feyiz Çakmak o esnada Genelkurmay Başkanı. O mu gidecek teftiş etmeye? Rum Ermeni nerede ölmüş diye, hangi mezarda yatıyor diye. Mustafa Kemal oraya 3. Ordu Kıtaatı müfettiş olarak çıktı. Ordu komutan olarak değil. Ordu komutanları kalkmıştı çünkü. Müfettiş sıfatıyla gitti. Gerçekten iddia edilen şey oldu mu olmadı mı ona bakmaya gitti. Dolayısıyla ama geldiğine çok pişman bir Mustafa Kemal yetkilerle bu imkanları ele geçirince tabii ki havalara uçarak gitti tabii. Görevi hemen kabul etti. Kaçak yollardan gitmeyi düşünürlerken ellerine böyle bir fırsat geçmiş oldu çünkü. Bu Mustafa Kemal dediğimiz kişi işte o oluşuma gelene kadar buralardan geçmişti. Daha lise yıllarında bunları okumuştu. Daha Manastır Askeri Lisesi'nde arkadaşı Naci ona bu kitapları önermişti. O çok iyi Fransızca biliyordu. Onun sayesinde Fransızcasını ilerletti zaten. Ne okuyorsun Kemal dedi. Şinasi okuyorum. Başka? Namık Kemal okuyorum dedi. Milliyetçi şiirle falan. Jean-Jacques Rousseau'yu tanıyor musun? Tanımıyorum. Tanımalıyım. Evet dedi yani. Onları okumalısın Kemal. Ve ondan sonra işte buralara değildi. Daha lise çağları. Ve siyaset bilimciler olarak bu Machiavel, Jean Bodin, Thomas. Bunlarla ilgili artık çok iyi yorumlar yapabilir kadar kendini geliştiren bir liderden bahsediyoruz. Herkes kurmay okulunu bitiren kurmay binbaşı oldular ama Mustafa Kemal çok farklı bir binbaşı oldu. Kendini bu anlamda da çok geliştiren. Bu yüzden kafasında kurulacak olan devletin nasıl bir temele oturması gerektiği konusunda kolaylıkla arkadaşlarından ayrılabiliyordu. O bunları gerçekleştirebileceği bir devlet kurmak istiyordu. Buradaki fikirleri uygulayabileceği bir devlet olsun istiyordu. Ve işte bunun için Samsun'a bu kıyıkla padişahın yaver olarak çıktı. İleride bize getirecek olan şu Sevr Anlaşması'nın gelmemesi için çıktı. Neticede ama 1920'de bunu gündeme getirecekler tabii ki. O ortadaki beyaz yerler sadece. Yeni Türkiye ve Vahdettin de oranın padişahı olacaktı. O da buna razı olmuştu. Ama razı olmayan bir Mustafa Kemal'di. Dolayısıyla çok net şunu ortaya koydu. Acaba Dadaş o bölgede bir Ermenistan kurulacağını biliyor mu? Hayır. Peki padişah ona dedi mi dönüp de Erzurum halkına kusura bakmayın evlatlarım. Kader de öyleymiş. Biz zaten Söğüt'ten doğduk. Koca bir imparatorluk ama kader de buymuş. Şimdi böyle olduk. Sen artık Ermenistan olacaksın. Dedi mi? Hayır. Dolayısıyla Mustafa Kemal bunu Erzurum'da çok kullandı tabii. Oraya gittiği zaman. O bakımdan bu maç 100 kere oynansa Vahdettin'e karşı Mustafa Kemal kazanırdı. Çünkü bölge halkı anlamıştı ki sonuna kadar ve sonsuza kadar bir başka ülkenin bayrağı altında yaşayacaklar. Türkler buna bu sabrı gösteremezler. İşin bu tarafı hilafeti de unutturdu. Dini unutmadılar çünkü kimsenin dinle bir kavgası yoktu. Atatürk'ün de yoktu. Dolayısıyla gene camilerde kararlarını aldılar vesaire ama Erzurum Kongresi bittiğinde Vahdettin'e çekilen telgrafta dediler ki hani Vahdettin dedi ya bu bölgelerde bir Ermenistan kurulacak. Ferman Sultan Vahdettin'in ise Allah-u Ekber dağları bizimdir. Gelsinler dövelim bakalım hangi toprak üzerinde hangi Ermenistan'ı kim nasıl kuruyor dediler. Ve o yüzden Mustafa Kemal'in arkasında çok net yerlerini aldılar ve o daha Samsun'a çıkarken kafasında bu dört temel çok esaslı temel noktayı ezberlemişti adeta.
vatan kurtarılacak. Şöyle ya da böyle. Ölümüne dövüşülecek, kurtarılacak. Kurtulan vatana ne yapılacak? Asıl onun hedefi budur. Yeni ve çağdaş bir devlet kurulacak. Bu devletin her anlamda çağdaş olması için temel ilkeler saptanacak dedi. İşte cumhuriyetçilik, milliyetçilik gibi demokrasi yoluna gitmenin ilkeleri. Ve bu ilkeleri gerçekleştirmenin için de devrim yapacaksın dedi. Reform. Bunu daha giderken söyledi. Gezdiği bütün geçtiği Erzurum'a giderken de dönerken de geçtiği her yerde aynı şeyi bağıra bağıra söyledi. Belliydi yani bağıra bağıra bir cumhuriyetin gelmekte olduğu belliydi. Amasya'dan itibaren belliydi. Çünkü Amasya genelgesinde bu durumda bu milleti gene bu milletin azim ve kararı kurtaracaktır diyiverdi daha birinci maddede. Dolayısıyla baylar bu durum karşısında bir tek karar vardı. O da ulus egemenliğe dayanan kayıtsız, şartsız, bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak dedi. İşte Erzurum Kongresi dönüşü, Sivas Kongresi. İşte Ankara. Geldiği günkü Ankara'nın hali. İşte meclis bu binada açıldı. Tarih 23 Nisan 1920. Orada taşımacı işte görüyorsunuz. Kağanılar, şunlar bunlar. En karşısı gar İngilizlerin işgal altında. Bu taraflar Fransızların işgal altında. Böyle bir bina. İşte burada meclis açıldı. O meclisin çıkarttığı yasalarla bu ordular kuruldu. O ordular bu savaşları arka arkaya ama arka arkaya bir tanesinde aksama olsa arkası gelmezdi bunun. Ve buralardan bugünlere geldi. Yani bu anekdotla bitirelim. Bu gördüğünüz fotoğraf iki defa çekildi. Fotoğrafçısı bu çıkışı yakalayamadı. Çok üzüldü. Dayanamadı, ağladı falan. Yani çünkü diğer gazetecilerin göndermiş olur fotoğrafçılar çok net çektiler bu pozu. Döndü şöyle, ne ağlıyorsun dedi. O da sarayın fotoğrafçısı. Çankaya'nın fotoğrafçısı. Paşam dedi, pozu kaçırdım. Yakalayamadım. Döndü arkadaşlarına. Cemal dedi fotoğrafı yakalayamamış arkadaşlar. Giriyoruz tekrar çıkıyoruz. Hep beraber girdiler. Tekrar çıktılar. Buradaki kadronun tamamını tanıyoruz. İlgileniyor. Yani ilgilenenler için söyleyebiliyorum. Buradaki bunların herkesi tanıyoruz ismen. Bir holding bunu bir duvar olarak yapmıştı. Benden rica ettiler. Kişileri saplamış olduk. Ve değerli dostlar, vakit çok hızla akıyor. Ama Atatürk bitmiyor. Ve kafamdaki anlatmak istediğim plan dahi yürümüyor. Önünde kare kare duruyor olmalarına rağmen. Sabırlarınız için teşekkür ediyorum. Sorulara falan geçebilirim.